Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 24 Temmuz 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye'de çip üretim tesisi kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 61. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada yerli ve milli çip üretim tesisi kurulacağını açıkladı. Tesisin temeli yılın ikinci yarısında atılacak. Akaryakıta gelen zamların ardından bu defa indirim yapıldı. Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 47 kuruş indirim yapılacak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanı Fatih Birol, küresel elektrik talebindeki artışı değerlendirdi, dinliyoruz. %4'lük bir büyüme görüyoruz, bayağı yüksek bir büyüme. Bunun birçok nedeni var ama iki tanesi çok önemli. Bunu tetikleyen birincisi elektrikli arabalar. Ya elektrikli araba büyüme çok hızlı. Bunu küçümsemek ya da trendi görememek çok pahalıya mal olabilir. Özellikle kime? Özellikle araba imalatçılarına. Çünkü Çin bu konuda çok ciddi adımlar attı. Dünyada şu anda satılan her 5 arabadan bir tanesi elektrikli araba. Bu tabii elektrik talebini yükseltiyor, bu bir. İkincisi de klima cihazları. Yani dünyadaki iklim değişikliğinin nedeniyle birlikte havaların çok sıcak olması insanları daha fazla klima almaya itiyor ve bu da elektrik talebini artırıyor. Şu andaki soru, bu hızlı şekilde yükselen elektrik talebini hangi teknolojilerle karşılayacağız? Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanı Birol'a göre küresel ısınma ve elektrikli araçların yaygınlaşması talebi artırırken asıl soru bu talebin nasıl karşılanacağı. Aras Kargo'ya Enerjisa Commodities'ten 2 sürdürülebilirlik sertifikası. Aras Kargo 2022 ve 2023 yıllarında karbon emisyonlarını dengelemek ve enerji üretiminde yeşil enerji kaynaklarını kullanmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle Enerjisa Commodities'ten Gold ve IREC sertifikalarını aldı. Türkiye İstatistik Kurumu yurt dışında enerji üretim maliyeti verilerini açıkladı. Verilere göre maliyetler Haziran'la bir önceki yıla göre %38'in üzerinde arttı. Geçtiğimiz yıl Düzce'nin dağıtım şebekesindeki ihtiyaçlar için 150 milyon TL'ye yatırım yapan SEDAŞ, 2024 yılında 47 proje için yaklaşık 267 milyon lira daha yatırım planlıyor. Yatırımlarla 41 yeni trafo tesisinin devreye alınması ve bölgenin elektrik altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Dicle Elektrik Mardin'deki çalışmalar neticesinde yıllık yaklaşık 90 milyon TL tutarında kaçak elektrik tüketiminin önüne geçti. Şirket jandarma destekli çalışmayla hiçbir kaydı olmadan kaçak olarak kurulan trafoları toplarken borcunu ödemeyen abonelerin de aldıkları hizmeti sonlandırıyor. Değerli dinleyiciler, Temmuz 2024 itibariyle enerji sektörünün en büyük sendikası 69.357 üyesiyle TESİŞ oldu. Buna göre TESİŞ sektördeki toplam işçi sayısının %25.82'sini temsil eder durumda. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Erdemir, Ağrı'da güneş santrali kuracak. 50 MW kurulu gücündeki santral yaklaşık 984 milyon liraya mal olacak. ABA Tekstil iplik ve kumaşlarını rüzgar elektriğiyle üretecek. Şirket enerji ihtiyacını karşılamak üzere 262,5 milyon TL'ye yatırımla Balıkesir'de 4.75 MW kapasiteli tek türbinden oluşan rüzgar enerjisi santrali kurup işletecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Yatırım Bankası Morgan Stanley petrolde arz fazlası bekliyor. Bankaya göre OPEC ve OPEC dışı arz 2025 yılında günde yaklaşık 2,5 milyon varil artarak talep artışının oldukça önünde gerçekleşecek. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları küresel ekonomiye ilişkin endişelerle son 6 haftanın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 81 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 77 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 25 Temmuz 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2874 lira 74 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 14.00 dilimi için 3000 lira, minimum fiyatı saat 7-8 dilimi için 2170 lira oldu.
Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.